Merhabalar herkese. Bu sefer A101'den bir tane bir telefon aldık. Bu telefonumuzda Nokia 5 Pro olarak geçiyor. Şöyle göstereyim, çocuk birazcık hırpaladı dışarısını, jelatinini falan biraz söktü ama bu şekilde şöyle açıyorum. Şu kısmı açıyorum. Cihazımız bu şekilde, kutusu da bu şekilde. Şuradan bir fotoğraf alayım ben. Bu şekilde açıldığına dair. Videoya devam ediyorum. Bu cihazımız A101'den baktık, birkaç yerde araştırdık vesaire. Araştırdıktan sonra dendi ki biz sizi arayalım vesaire, o şekilde gelsin varsa dediler. Daha sonrası tabii yarım saat geçmeden aradılar ve telefonumuz geldi. Telefonumuzun öncelikle kutusu üzerindeki özelliklerine de bir bakmak lazım. Şu arkasındaki özelliklerinde şöyle görünüyor: 4G LTE bağlantı, 4.5G'si yok herhalde, 4G'si var. 3 GB RAM, 16 GB belleği var. Qualcomm Snapdragon 430, yanlış hatırlamıyorsam 430 olması lazım. O var içerisinde. Bu şekilde bir telefonumuz. Daha detaylı bilgileri için telefonumuzu açacağız, bakacağız nedir ne değildir. Kutu içeriği olarak dediğim şu şekilde. Dışında jelatini var. Gayet güzel bir şekilde karşılıyor telefonu açıkçası. Şöyle açıyorum. Şurası sanırım buradan açılıyor. Type C değil bu arada, micro SD giriş kısmı. Type C'ye dönüldü aslında ama demek ki bu telefon o kadar dönememiş daha. Dış görüntüsü açısından gayet güzel. Yekpare olarak yapılmış, hani kasası ayrılabilecek, bataryası çıkabilecek tarzda olan telefonlardan değil, içine gömülmüş ve şuraları oval. Görmüş olduğunuz gibi bir telefon. Bu şekilde tertemiz bir telefon. Herhangi bir yerde hiçbir şey yok. Telefonumuzu böyle koyalım bir köşeye. Onun haricinde cihazın kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriğinden bir adet şey çıkıyor. Kartı çıkartacağımız aparat çıkıyor. Çıkartma aparatı çıkıyor. Bunun haricinde ürünle alakalı diyeceğim, dün 6 Şubat itibariyle stoklara geleceği söylenen afişlerde o şekilde yazıyordu. Bugün 7 Şubat. Bu Şubat'ta biz bu şekilde bakıldık vesaire, bu cihaza sahip olduk. İçindeki kulaklığı çok açmama gerek var mı bilmiyorum ama ya da deneme babını hemen açayım. Şöyle bir, zaten kutu açılımı yapıyoruz, tanıtım videosu çekiyoruz. En azından şuradan da kulaklıktan nasıl bir ses geliyor vesaire bir görelim. Bu eski telefonumuz. Buradan takalım. Herhangi bir YouTube'dan kendi videolarımdan bir şey açayım. Telefon da bu kadar yavaş bir telefon, eski bir telefon. Ne diyebilirim? Şey özelliklerinden de bahsedeyim. Konuşma özelliği var. Üstünde kapatma özelliği yok anladığım kadarıyla. Bir yere bastırılıp çıt çıt diye bir ses gelmiyor. Ama konuşma özelliği var diye tahmin ediyorum. Muhtemelen ekrandan kontrol ediliyordur. Telefonun ekrandan kontrol ediliyordur diye tahmin ediyorum. Bu ne diyebilirim? Buradan kendi videolarımdan bir video açayım. Ne var? Şu Kurtbula tanıtım videosunu açayım. Tamam diyorum, yüksek ses müzik eşliği demiş.
Normal sağ kulaklık çalışıyor. Sesler geliyor bilmiyorum ama gayet güzel. Çalışmasından yana herhangi bir sıkıntısı yok. Bu şekilde bataryasına bakmak istiyorum. Muhtemelen hızlı şarj desteği yok ama bataryası gayet güzel, hoş görünüyor. Şöyle alt taraftan yapmışlar. Ve üzerinde ne diyor? Made in China demiş. Mesela bataryası Çin'de üretilmiş. Telefonun kendisi India yazıyordu arkasında yanlış hatırlamıyorsam. Hindistan'da üretilmiş. Şöyle gösterebilirim. Bataryasında da China diyor. Her yerden işte toplanıyor. Sonuçta global ekonomi, global cihazlar. Finlandiya demiş vesaire vesaire ama Made in China demiş. 5 volt 2 amperlik güç verebiliyormuş. 200 miliamper demiş. Onun dışında dediğim gibi Type C değil, mikro şey ve bir metre var mıdır? 1 metre kadar da şey mevcut. Şarj aletinin uzunluğu mevcut. Hızlı başlangıç kılavuzu demiş. Türkçe kılavuzu falan çıkıyor içerisinde. Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur denmiş. Onları falan zaten bir köşeye bırakıyorum. Kendiliği olmasın. Telefonumuzun içeriğine bakalım. Ön kamerayı şuraya konumlandırmışlar. Görüyorsunuz zaten. Nokia yazısı bariz belli. Ekran gövde oranı eski telefonlara göre nasıl diyeyim? Ortalama değerlerde. Bunun ekran koruyucusu anladığım kadarıyla ön tarafta şuraya ait burada konumlandırılmış. Ses açma kapama, güç butonu ve yanlarda artırılabilir hafızayla muhtemelen öyle diye tahmin ediyorum. Çift sim karttan ziyade artırılabilir hafıza önemli çünkü 16 GB ROM'la geliyor. Onları bir kontrolünü sağlayalım. İşte alt tarafta muhtemelen mono hoparlör ve kulaklık girişi mevcut. Şuradan bir tane yere tıklıyorum. Bakıyorum içinden ne çıkacak. Buradan SD kart, mikro SD kart girişimiz meydana çıktı. Onu yükleriz. Diğer tarafa basıyorum. Diğer tarafa bastığım takdirde de tek SIM kart diyebiliyorum ben bunu. Nano SIM. Tek SIM kart meydana çıktı. Burasını da kapalı tutmuşlar. Muhtemelen bunun çift SIM kartlı olan versiyonları da mevcut. Çift SIM kart girecek kadar yer koymuşlar ama bir tarafını, bir kısmını kapatmışlar. Bu telefonu buna kopyalayacağım için şöyle eski telefonla da aynı, hatta ondan bir tık daha büyük, ekranda bir tık daha büyük kadar görünüyor. Şöyle gösterebilirim. Bu telefonun içindeki cihazı alacağız şeyi. Kapaklıydı gerçi. Alacağız, diğerini takacağız. Buralarda sinir olabilirsiniz. Niye bu adam 2 saatte bir şey yapamıyor? Şöyle böyle falan filan fişman ama amatör bir çekim nihayetinde ilerletebilirsiniz, atlatabilirsiniz bu kısımları. Ama SIM kart olan kısmı yine açacağım. Üst taraftakiydi. Açıyorum üst tarafı ve nano SIM denilen yere SIM kartımızın, şunun da içi nano dediği şu oluyor herhalde tabi. Bunun da iç kısmı. Şu dış kaba burada kalacak. Nerede demiş? Çentikli kısım şurada. Evet, aynen bu şekilde konumlandırıp takacağım telefona. Takıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Taktık ve telefonumuzun ilk açılışını gerçekleştireceğiz. Bakalım nasıl karşılayacak bizi telefon. Şimdi şarjı vardır inşallah. Hayret. Yok artık. Sıfır bataryayla göndermemişlerdi diye tahmin ediyorum ama. Çok anlamlandıramadım. Yani böyle bir şey mümkün olmaması gerekirdi. Şu an basılı tutuyorum ve açılmıyor cihaz. Sıfır bataryayla göndermişler. Ama yani en azından bir %60, %70 olurdu. Öyle biliyorum telefonların gönderilme şeklini ama acaba Nokia kendisini koruma anlamında
batarya olmayacak şekilde mi gönderdi? Ya ilk açılışta uzun süre basmak gerekiyor. Uzun uzun basıyorum şu an. Açılmaya dair herhangi bir ibare yok maalesef ki. Buraya bir uzatma kablosu çekeceğim hemen. Bekletiyorum. Yine videoyu biraz duraklatıyorum. Yani böyle bir şeyle mümkün değil. Karşılaşmamıştım daha önce. Nasıl bir saçma sapan durumla karşılaştık? Anlatamayacağım şu an ya. Şunu alıyorum şuradan bir saniye bir takayım. Bakalım ne gibi bir tepki verecek, en azından telefonunu görelim. Ayıp bir şey yani, hiç yakıştıramadım Nokia'ya. Sıfır bataryayla gönderilir mi telefon ya? Şu an itibariyle hala telefonumuz şarj almaya çalışıyor. Öyle diyebilirim. Bataryada bekletiyorum şu an. Bir de bunu da söyleyeyim. İnanamıyorum gerçekten, %0'la karşılıyor bizi.